Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Robert Coe Enstitüsü'nün Cuma günü yaptığı açıklamada korona vakar sayısındaki keskin artış nedeniyle hükümet pazar gününden itibaren Hollanda, Yunanistan ve Danimarka'nın bazı bölgelerini risk bölgesi olarak sınıflandıracak. Risk uyarısı, Federal Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülke ve bölgelere turistik gezilere karşı tavsiyede bulunduğu anlamına geliyor. Yunanistan ve Hollanda ile birlikte Almanlar için iki popüler tatil destinasyonu daha risk listesine alındı. Portekiz ve Kıbrıs özellikle yüksek enfeksiyon oranları nedeniyle yüksek insidans bölgeleri olarak sınıflandırılıyor. Bu aşılanmamış veya iyileşmiş yolcular için 5 ila 10 günlük bir karantina anlamına geliyor. Ancak yeni derecelendirmenin yalnızca kısa bir etkisi olabilir. Federal hükümet 1 Ağustos'tan itibaren basit risk alanlarından ve bununla birlikte ilgili kurulların tamamen ortadan kalkabileceği yeni bir giriş yönetmeli üzerinde çalışıyor. Şu anda 82 ülke bu kategoride sınıflandırılmaktadır. Ayrıca 29 yüksek insidans ve 11 virüs varyant alanı belirlendi. Değerli izleyiciler bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.